Merhaba. Merhaba Zeynep'ciğim. Ahmet Ürün Hocam'la birlikteyiz. Bugün ayın 9'u Şubat 2021. Kendisi lütfetti, bizi evine misafir etti. İnşallah. Aslı ile birlikte geldik İzmir'e. Sırf bu görüşmeyi yapmak için bizim için büyük bir keyif, büyük bir onur. Sağ ol. Böyle bir besteciyi, viyonsel eserleri bestelemiş ve Türkiye'deki viyonsel tarihinde yeri olan bir besteciyi evinde ziyaret edip eserleri hakkında kendisinden birebir yüzde bilgi almak istedik. Ben İzzet Nazlı'ya tekrar söylemiş olayım. Ahmet Yürür Hocam iki tane bestelediği eseri, o eserleri nasıl psikolojiyle besteledi, ne yaptı? Sırayla onları konuşacağız. Hocam hangisiyle başlayalım önce? O batın çeşitlemeleriyle başlayalım mı? Tamam, batın çeşitlemeleriyle başlayalım. Batın çeşitlemeleri piyano viyolonsel eseri. Evet. Kaç yılında yazmıştınız hocam? 2019. 2019. Nispeten genç bir eser. Yeni bir eser, evet. Evet. Hala da biraz önce notayı aldım. Evet, hala notaya çekiyoruz. Çalınmadı mı? Notayı hala hoca ufak tefek düzeltmeler yapıyor. Biraz eserin bölümlerinden, üslubundan, sizin kafanızdaki yazma sebebinizden bahseder Evet, misiniz bize? evet. Eserin adı Batın Çeşitlemeleri. Tabii burada batın önem taşıyor. Çeşitlemeler de taşıyor. Çünkü çeşitleme olması çağdaş bir kavramdır. Yeni müzik anlayışında biçim kavramı terk edilmiştir. Yani sonat formu, efendim, İşte senfoni formu falan, bu form anlayışı terk edilmiştir. Onun yerine peki ne nasıl yazılacak müzik form olmadan? Çeşitlemeler halinde yazılacak, yani varyasyonlar halinde yazılacak. Tabii müzik tarihi boyunca varyasyon çok büyük bir repertuar içeriyor. Onun devamı olan bir repertuar, bir çeşitleme, varyasyon formu içinde. Yani form değil aslında bu. Böyle form olmaz. Formda bir mimari yapı olur. Burada bir mimari yapı yok. Birbiri arkasına tekrarlanması aynı fikrin. Bunda bir form olmaz tabii. Ama tabii insan zihni aslında bu şekilde düşünür. Yani biz böyle bir başlangıç, sunuş, gelişme, yani sonuç falan şekilde düşünmeyiz bir şey düşünürken. Bir defa düşünürüz, sonra bir daha düşünürüz, bir daha düşünürüz. Yani, her düşünüşümüzde de o düşünce biraz daha olgunlaşır. Daha başka detaylarına gireriz, daha başka yönlerine gireriz, daha başka açılımlara gireriz oradan falan. Bu şekilde olur. Biz yani çeşitlemeler halinde çalışıyoruz. Yani yeni müzik yapıtları adı çeşitleme olsun veya olmasın. %90 varyasyon biçimindedir. Varyasyon yapısındadır. Yani biçim yerine yapı kavramı ön plana çıkmıştır. Kaç bölümü var hocam? Burada bu eserin 5 bölümü var. Birinci bölümde batın kavramının bir müzikli tanımlanmasına çalışıyorum. Tabii bütün bunlar benim çabalarım. Yani bunlar çok derin, çok etraflı kavramlar. Ben bunu %100 tüketemiş, bölmüş olabilirim. Yani bu sadece bir çabadır. Bunu başarmak için. Batın ve zahir kavramları vardır. Zahir gözümüzle gördüğümüz şeylerdir. Yani form da aslında gözümüzle gördüğümüz şeyleri tanımamıza elverişli kılan şey fonların formudur. Yani formla görüntü aynı kavram, aynı fonksiyonda iki kavram oluyor. Bu
Girişte batını batın tarzında bir müziğe başlamanın yolu, birinci bölüm. Nedir batın? Ve orada adında tuhaf bir şey var. Dut yemiş şair diye. Şimdi tabii normal dilimizde dut yemiş bülbül vardır. Bülbül nedir? Çok kuvvetli içeriği olan bir ses sanatçısıdır. Değil mi? Bir bülbül. Ama bülbül dut yediği zaman, yani şaka olarak söylüyoruz, yani sustuğu zaman o ne olur peki bülbül? O zaman bülbül olmaması lazım. Madem böyle bir içerikli ses sanatçısı ise o içerikli ses sanatçısını yapmadığı zaman bülbül olmuyor mu? Oluyor. Ne oluyor? Onun müziği kendi içine dönüyor. İçinde yer alıyor. Bu başka türlü bir var bir müzik. Ben bunun adına İngilizce çevirisinde bu aynı bölümün Silent Poetry, sessiz şiir. Şiir bir ses sanatıdır. Nasıl oluyor o ses olmadan şiir oluyor? Peki sen şiir söylemediği zaman o şairi yok mu sayıyorsun? O şair yok mu? O an var. Ama şiir onun içinde, iç dünyasında oluyor. İç şiir, sessiz şiir. Böyle bir şey. Şimdi müzikte görsel olmayan bir yolla o şiiri dile getirmek, o şiiri gözlemek, tanımlamak çabası var birinci bölümde. Peki bu batın madem başka bir alemdir diyoruz, o aleme girmek lazım ve ona girişte bir kapıdan girmek lazım. Bir eşiğin üzerinden geçmek lazım oraya varmak için. Yani bir eşik olmasa orası başka bir alem olmaz. Muhakkak bir eşik lazım. O eşiği geçip kapıyı açıp kapıdan girmemiz lazım oraya. Şimdi işte bu kapılar geleneksel düşünüşe göre dört elementin gücüyle kapı oluşur. Yani bu dört elementtedir kapılar. Bundan sonraki dört çeşitleme de işte dört elementin, dört kapının ifadesi, araştırması, sesle dile getirilmesi oluyor. Niye viyonsel düşündünüz çalgı olarak? O viyonsel düşünüşüm, viyonsel için bir sipariş aldım. Onun içindi. Yani viyonselin özel bir katkısı. Sipariş etti hocam. Ali Doğan. Ali Doğan. 2019'da. Evet. Evet. Ali Doğan sipariş etti ve ona yazdım. Şimdi birinci bölüm, birinci çeşitleme keten dokusu. Keten bir kumaştır ve ben keteni çok severim. Keten öbür kumaşlardan farklı olarak akışkan bir karakteri vardır ketenin. Hem katı bir cisim keten, hem de akışkan bir karaktere sahip. Böyle akan bir karaktere sahip. İşte bu anlamda su elementine ben onu yakıştırdım. Su, ketendeki su elementini burada dile getirmeye çalıştım. Müzik, seslerle. Birinci bölümde sonra birinci çıra bölüm geliyor. Evet. İkinci çeşitleme çıra, dediğim gibi. Çıra
ketenden çok farklı bir şey. Böyle dikenli, sert dokusu olan bir şey. Ateşi temsil ediyor. Ve bu ateş kaynağıdır. Ateşe bizi götüren bir kaynaktır. Hatta çıra yani onu tutuşturmadan bile ateş gibidir. Yani bu ateş elementini temsil ediyor. Sonra teslim taşı yani taş şey veya kaya elementi var. Bu da hava elementini temsil ediyor bizim şeyde eserde. Ondan sonra beşinci bölüm yani dördüncü çeşitleme peçe pavuçlar Yörük köylülerinin giydiği keçe pavuçlar vardır. Bu keçe pavuçlar öyle bir histir ki bunu ayağınıza giydiğiniz zaman acaba toprağa basıyor musunuz yoksa uçuyor musunuz belli değil. Bu böyle bir hem yani yürüdüğünüz zaman acaba yürüyor muyum yoksa yürümeden mi ilerliyorum onu fark edemezsiniz. Bir tuhaf bir histir. Öte yandan ayağınızla bastığınız zaman sanki pabuç yokmuş doğrudan doğruya toprağı hissedersiniz. İşte burada toprak elementini temsil eden bir kapı bu da. Dört temel element. Dört anladım. Kapı, evet. Dört kapı, dört temel element temsil ediyor. Onları işledim ben. Bu bir çaba benim tarafımdan. Yani ille de ben bu işi yaptım, bitirdim demek istemiyorum. Bu sadece küçük bir çaba. Belki ileride daha başka çabalar da gösteririm. Veya başkaları gösteririm. Ali Hoca çalabildi mi eseri? Ali Hoca sevdi fakat Ali Hoca'nın tansiyonu yükselmişti o ara. Önemli bir tansiyon sorunu vardı. Onun için zaman istedi benden. Çünkü doktor yasaklamış fiyonsel çalmasını. Şimdi bu baharda çalacak. Bu bahar mevsiminde çalacak. Evet. Şeyde yapıyor bu Şitet Müzesi'nin orada bir şey açıldı değil mi? Erimtan merkezinde çalacak galiba. İnşallah pandemi koşulları müsaade, ederse. Evet. Etmezse başka türlü yaparız. Ne yapalım? Anladım. Ali Hoca benim yüksek lisans mezuniyetimi aldı. Ne güzel. Sizden birkaç dönem büyük o zaman. Benden birkaç dönem büyük, evet. Onlar Doğan Hoca'yla aynı. Aynı, evet. Aynı. Biz Ali ile beraber okulda hocalık yaptık. 1970'lerde. Ve sen öğrenci olduğun zaman çok yakın Ali ile dostluğumuz vardır. Yani aslında o okulda öğrenci olmadığı zamanlarda da dostluğumuz vardı. Benim kuartetimi çaldı Ali Doğan. Şey mi, Yücelen? Yücelen kuartetini Ali kuartetimi çaldı ve bana büyük övgüler söyledi o kuartetten ötürü. Onunla ona benzer bir eser yaz bize dedi. O kuartetin bir devamı olarak bunu yazdık. Evet. Ulvi Hoca benim, o da müziği hocam. Öyle mi? Evet. Yani okul olunca tabii o da müziği hocam. Hepimiz akraba çıkıyoruz. Evet. Evet. Ben burada Tayfun Ahmet Hoca'dan biraz kendisini anlatmasını isteyeceğim. Gülsün Onay Hoca çok güzel bir söyleşi yaptı birkaç ay önce kendisiyle ama onu seyreden olur, seyretmeyen olur, bilen olur, bilmeyen olur. Çok kısa bir 2-3 dakika kendisinden bahsetse sanki hoş olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle. Bu arada az önce dinlediğim eser çözümlemesi de sanırım dinlediklerim arasında en nitelikli çözümlemelerden birisi oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler Tayfun'cığım. Çok çok teşekkürler. Yapıyı canlandırdınız gözümüzde. Zahiri'yi ve Batıni'yi de çok güzel anlattığınıza evet. Sağlık. Yaşam hikayeniz de oldukça ilginç. Ben de birazcık okudum ama sizden dinlemek büyük keyif olacaktır. Buyursunlar. Yapalım. Şimdi ben iki mesleğe sahibim. Biri
etnomüzikolog ve müzikolog mesleği, öteki de kompozitör mesleği. Bu kompozisyon çalışmamı Adnan Saygun Hoca ile önce Ankara Konservatuvarı'nda, sonra İstanbul'a geldi. Yüksek lisans sınavımı İstanbul'da verdim Adnan Bey'le beraber. Orada şey ettim. Sonra ben o sıralar İstanbul Konservatuarı Müdür Baş Yardımcısıydım. Yani okulun bütün akademik kurulanı ben yönetiyordum. Kur'an ekipten biri. Ben Kur'anlardanım. Evet. Mimar Sinan Konservatuarı'nın. Çok yeni bir okul. Kaç yıl kurmuştunuz? 1971'de kurdum. 71'de kurdum. Bizim okul 36. Tabii. 71'de yine Ankara'dan siz gittiniz, başka var mı? Ankara'dan gelen ben kurdum, evet. İşte Adnan Bey geldi daha sonra. Daha sonra Cengiz Tanç geldi. İlhan Osman başından beri oradaydı. Biz orada kompozisyon bölümünü oluşturduk. Ne kadar efsanevi bir bölümdü. Ne kadar iyi bir bölümdü. Fakat kader müsaade etmedi. Cengiz abi bir hastalığa yakalanarak kısa zamanda vefat etti. Yani benim hayatımdaki en acı olaylardan biri, hala bunun acısını çekerim. Eğer Cengiz abi yaşasaydı biz orada çok güzel bir sonuç alacaktık. Öyle bir şeye doğru gidiyorduk, beraber işbirliğimiz vardı. Cengiz, İlhan Osmanbaş oluyor, işte Adnan Bey var filan. Yani çok güzel bir ortam vardı ve iyi öğrenci yetiştirecektik. Fakat şunu da söylemem gerekir. Mimar Sinan Üniversitesi biraz tutucu bir üniversite. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şeylere yeteri kadar destek olmadılar. Ve ekip ama zamanı çok ilerisi. Ama işte Cengiz abi olmayınca bu sefer ben de görevler aldım. Müzikoloji bölümü başkanıydım bir süre falan. Fakat şey değil, destek görmüyoruz. Yani yapmak istediklerimiz hep çöküyor. Doğan Hoca buna benzer bir şey anlattı. Bir önceki söyleşide Mithat Fenmen'in konservatuar müdürü olduğunu duyunca Paris konservatuarındakiler ya yazık oldu adamcağızı demişler. Aynı hikaye. Sonra ben Cengiz abinin vefatından kısa süre sonra İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düşündüğüm eğitim sistemini büyük ölçüde hayata geçiren bir program kurdum. Duysal tasarım programı. Yani duysal audio manasına, tasarım ve design. Audio design manasına. Bu design kavramı önemli. Çünkü bizim konservatuvar sistemimizde tasarım denilen zihni yönü, senin de ismin zihni. Sen konservatuvara aykırı bir elemansın, çünkü zihni yönü yoktur konservatuvar. Konservatuvar tuhaf bir şekilde senfoni orkestrasına eleman yetiştirmekle meşgul olmuştur. Ha babam işte orayı doldur. Hakikaten güzel bir senfoni orkestraları kurulmuş Türkiye'de. Ama birader bunun bir sınırı var yani. Bu konservatuvar, bu orkestralarda çalan müzisyen meslektaşlarımız zihni konulara girme sırası gelince kaçarlar. Ona hazırlıklı değildirler. Bu konulara girmezler. Şimdi yazık değil mi ya? Müzik son derece ciddi bir meslek. Ciddi bir akademik dal. Bu alanda yani binlerce doktora tezi yazılabilir. Değil mi? Sen bu alana yönelmemekle müziğe ne kadar büyük bir kötülük ettiğinin farkında değilsin. Ben buna tahammül edemedim daha fazla. Ve işte başka bir üniversiteye geçtim. Orada bu duysal tasarım, yani tasarım işte bu design zihni yönü işin. Yani müziğin
duysal kavramı müzikten biraz daha geniş bir kavram. Ses içeriyor. Ses tasarımı diyebiliriz. Ama ses tasarımı deyince bugün başka bölümler var üniversitelerde. O da elektronik müzik olarak düşünülüyor. O da değil, ondan farklı. Ses çok genel anlamda. Yani sokaktaki sesler, evimizdeki sesler, şuradaki sesler, buradaki sesler veya sessizlik. Hepsi bunların duysal öğeler. Böyle işte ses dünyasının zihinsel araştırması diye bir bölüm kurdum. Vallahi çok yani düşündüğümden ileri giden sonuçlar aldık. Fakat Yıldız Üniversitesi de biraz hazırlıklı değil buna. Bu çeşit bir sanat okuluna. Ve ben yüksek lisans doktora programları açmak çabasına girişince yok dediler, yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Burası teknik üniversitedir. Burada işte bir miktar müzik bölümü olsun diye bu programı açtık. Böyle ileri giden bir şey istemeyiz. Ya nasıl olur? Yani bu çocuklar okuyorlar. 4 sene mezun oluyorlar. Bunların öğrenimi çok yetersizdir. Devam etmeleri lazım. Master ve doktoraya mesleklerini tamamlayabilmeleri. Yok, bizi ilgilendirmez. Ben Yıldız Tekniği de terk ettim. Ege Üniversitesi'ne geçtim. İzmir'e geldim. İşte İzmirli oluşum orada başlıyor. 2012'de ben İzmirli oldum ve o zamandan bu yana da İzmir'de yaşıyorum. Çok sevdim İzmir'i, terk etmek istemiyorum. Şimdi İzmir'de Ege Üniversitesi bana her türlü istediğim şeyi yaptı. Her istediğimi gerçekleştirmeme destek oldu. Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı, adını çıkaramıyorum şimdi, felsefe profesörü vardır. Televizyonda konuşmalar falan yapar. Hatırlarsanız siz de. O yakın dostumuz, onunla işbirliği halinde güzel bir duysal tasarım programı kurduk yani. Master ve doktorası olan. Oradan yeteri kadar akademik derecelere sahip insanlar yetiştirdik, mezunlar yetiştirdik. Bu mezunlar bana çok sevinç verdi. Çünkü şu anda Türkiye'de bu mezunlar büyük işler görüyor. Türkiye'nin akademik yaşamında. Bir örnek vermek gerekirse Ankara'daki Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektör yardımcısı ve müzikoloji bölümü başkanı bizim bu İzmir'deki Ege Üniversitesi'nden programdan doktora sahibidir. Ve onun gibi başkaları Türkiye'de ve Alper, o rektör yardımcısı olan arkadaş, müzikoloji bölümünden 28 tane master ve doktora mezunu verdi. Yani demek ki çabalarımız boşuna gitmedi, devam edecek Türkiye'de. Yani bizim ölümümüzle kapanmayacak bu sayfa. Beni çok sevindiren, tatmin eden bir şey. Artık huzurla ölebileceğim. İşte şeyden sonra, emekliliğimden sonra benim bu şeyde 2009 falan galiba. Şimdi gayet kolaylıkla üniversite beni sözleşmeli personel olarak istihdam edebilirdi. Fakat yapamadılar. Çünkü YÖK mevcut kültür karşıtı hükümetin emrindeydi. Ve benim adım oraya önerilince aman bırakın, sözleşme falan yapmayın, almayın kadronuza. Ve onun dışında başka üniversiteler beni istedi. Sözleşme olarak almak istedi beni. Hiçbirine YÖK müsaade etmedi.
resmi veya özel üniversiteler yok, bunlara müsaade etmedi. İşte burada böyle kendi evimde eserlerimi besleyerek veya müzikoloji, etnomüzikoloji çalışmalarımı yazarak, şimdi bir kitap çıkarmaya hazırlıyorum. Müzikoloji makaleleri içeren bir kitabım çıkacak. Onları yapmaktan başka bir şeyim yok. İşte böyle sizler gibi eski öğrencilerimiz, dostlarımız beni ziyaret ediyorsunuz. Bazen fikirlerimi dile getirmek imkanına kavuşuyorum. Çok sevindik burada olduğumuza. Hocam, sizin bir eseriniz daha var. Biraz önce, kayıttan önce bahsettiniz. O esere biraz değinmek ister misiniz? Hayır. O eseri ben Amerika'da kompozisyon öğrenimi yaptığım sırada besteledim. Sonra ondan sonra, yani o doktora yolunda benim beslediğim eserdi. İsmini ne koymuştunuz? Concertant Ouverture. Ouvertura Concertante. İtalyanca koydum işte, o böyle bir havası olsun falan diye. Ama ouvertura İtalyanca'da önemli bir kavram. Yani ouvertura formunu çıkaranlar İtalyanlar. İtalya'da çıkmış. Yani ouvertura olarak yazmak istedim. Bu neyin ouvertürü oluyor? Bir violonsel konçertosunun ouvertürü oluyor. Ben sadece onun ouvertürünü yazdım, bitirdim. Çalındı, büyük takdirle karşılandı falan oldu. Kaydı var bende. Ben size bulacağım onun kaydını, vereceğim. Bitran Alvaro adlı Şilili bir violonselci çalmış. Amerika'da çalındı. Amerika'da, evet. Hangi şehirde çalındı? Bloomington, Indiana. Indiana Üniversitesi'ndeydim ben, doktor öğrencisi olarak. Orada çalındı. Yılı kaçtı? Yılını söyleyebilirim. 1979 veya 80. Ayları hatırlayamıyorum. Ya 79 ya 80. Kaç dakika sürüyor? Eser yani bir 15-20 dakikalık bir eser. Anladım. Büyük orkestra demiştim. Çok büyük bir orkestra için yazdım. O ara bir öğrenci tavrı o. Ben yani çok büyük bir orkestrayı da kullanabilecek ehliyete sahibim diye böyle 4 kornolar, 4 trombonlar, 4 trompetler, büyük ve büyük bir vurma çalgılar çeşitliliği var. Bilmem ne. Hatta Türkiye'de çalınmak istendi bu. İstanbul Senfoni Orkestrası'na götürdüler çalalım diye. Orada Ruben Şef Galati vardı değil mi? Galati demiş ki bu çok vurma çalgılar var. Biz böyle şeylerle uğraşamayız demiş. Çalmayı reddetti. Halbuki bir şey değil o. Yani tek seslendirmesi var. Amerika'daki tek seslendirmesi var sadece. Evet. Şimdi partileri falan da var. Onları bir şekilde alacağız. Evet. İstanbul'daki benim kitaplarımın ve eserlerimin muhafaza ettiğim bir apartman dairesi var. Orada duruyor onlar. Evet. Ne zaman size uygun? Evet. Alacağız. Gidiyoruz bu ara İstanbul'a. Onu bulduğum zaman ben size ileteceğim. Evet. Estağfurullah. Estağfurullah. Sevinirim. Hiçbir şekilde kaybolmaması lazım. Olmaz. Evet. Bugün bu kaydı yapmamızın sebeplerinden biri de o. Yani sizden niye tek tek tarihleri alıyorum? Çünkü biz bunları bir yerlere not ediyoruz Aslı'yla. Performanslarında bir tarihini yazmamız lazım. Sadece evet, evet. Eserler tamam. Ya da besteciler değil. Her eserin kaç kere çalındığını dahi bilmiyoruz. İnanın. Evet. Daha Alnar'da bile 6'ya 7'ye zor geldik. Alnar Konçak'ın ki nispeten bilinen herkesin tabii. Olduğu bir eser. Ki böyle bir eser var. Biz daha öğrenelim birkaç ay oldu. Size bile daha yeni ulaştık. Yani. Size yani burada bizi evde misafir etmeniz dahi bizim için. Ne demek? Her gün gelin, ben ihtiyacım var.
Evet Tayfun Bey, var mı başka soracağınız bir şey? Estağfurullah. Hocamı dinlemek çok keyifli. Hem usta hem tam donanımlı bir sanatçı. Bence çok güzel söyleşiyor. İki eserini de çok güzel anlattı. Belki ikinci eserin biraz yapısından da söz edebilir bize. Ondan sonra da daha fazla yormadan teşekkürlerimizi sunup sonlandıralım. Bu uvertürün yapısından. Evet. Uvertürün yapısı şöyle. Yani orada bir görsel bir düşünüşüm var. Bir hikaye daha doğrusu. Hikaye gibi yani bir yapı var. O da şu, karanlık ve boğucu bir gecede başlıyor. Yani bir boğulma hissi içinde başlıyor. Böyle gidiyor, içinde bazı yükselmeler, patlamalar, bir şeyler oluyor. Ve öyle bir süre gittikten sonra en sonunda güneş doğuyor. Ve aydınlık bir şeye giriyoruz. Bir ortama giriyoruz birdenbire. Onun sevinci, mutluluğu ile bitiyor eser. Yani bir konçertonun başlamasından önce çalınmaya böyle bir karanlıktan aydınlığa bir gece ve sabah, geceden sabaha çıkma görüntüsü veya hissi yaratmak istedim. O zaman Yonsa bayağı dramatik bir üslupla. Evet, eser dramatik bir eser. Evet. Tonal üslupla mı beslemiştiniz? Yani atonal gibi yönleri var. Fakat tonal karakter de var. Kuvvetli, tonal karakter kuvvetli. Sonra işte ben bu konçertoyu yazmak istedim daha sonra Türkiye'deyken. Ve giriştim yazmaya. Fakat yazarken fark ettim ki bu yazdığım yazı o uvertürdeki havaya uymuyor. Ve o büyük orkestra ile elde edilen karanlık bir gece, işte aydınlık bir gün filan bilmem ne efektleri, bu benim kullanmak istediğim küçük topluluk, yani sınırlı bir orkestra havasına da uymuyor. Ve bir süre çalıştıktan sonra vazgeçtim. Ben dedim bu konçertoyu yazmayayım çünkü bu uvertüre pek uygun bir havada diyelim benim. Yani müzik anlayışım değişmişti o sıra. Ben seriyel bir anlayışa geçmiştim o sıra. Ne zaman geçtim? İlk seriyel önemli eserim 1995-96 pardon o 96 başka bir 1994 93-94 yılında olan Fareli Köyün Kavalcısı masalı üzerine yazdığım eser idi. İlk seriyel eserim oydu. Ve ondan sonra artık çok sevdim seriyel deyişi. Onun için de yazmaya devam ettim. Yani tonal müzik yazma şeyini unuttum. Yani unutmadım da terk ettim. Şimdi terk ettiğim şeyler nedir müzikte? Mesela demin konuştuk, form anlayışını terk ettim. Ondan sonra müziğin temellendirilmesi konusunu terk ettim. Ben uçan bir müzik istiyorum. Temeli olan bir müzik, temele bağlı olan bir müzik istemiyorum. Uçan havada... O zaman ilk eser daha o tarzdı. Şimdi daha... O tabii ilk eser temeli olan bir eserdi. Şimdi şey bir eser yazıyorum. Yani eserlerimi yani daha uçan ve bir yere doğru giden akışkan yani. Akışkanlık yani o birinci çeşitlemede olan akışkanlık var ya.
benim aslında müzikte gözettiğim bir numaralı değer, akışkanlık değerini istiyorum. Bu akışkanlık değerini de ben icat etmiş değilim. Bu Çin müzik teorisinde olan çok eski bir teori, bir ilke, bir prensip. Yani 1000 yıl kadar geçmişi olan Çin müziğindeki değerlerden en başta geleni akışkanlık. Oradan ben öğrendim bunu ve giderek düşündükçe, yazdıkça ben aşık oldum. Onun için de yazmaya çalışıyorum. Tabii zor bir şey akışkanlık. Müzikte zor bir şey. Yani İngilizce fluidity. Fluidity arıyorum ben müzikte. Tabii zor bir şey. Kolay değil. Onu elde etmeye çalışıyorum. Yani. Bakalım Ali Hoca nasıl çalacak? İnşallah. Efendim Ali çaldıktan sonra sizler istediğiniz zaman çalabilirsiniz. Yani. Ali tek eline almış değil eseri. Bu yıl her istediğim eserimi çalabilirsiniz. Tamam, estağfurullah. Evet, Tayfun Bey, bitirelim mi? Bence çok hoştu. Ben merakla bekliyorum Dut Yemiş şairi ya da Silent Poet'i. Uvertür'ün çözümlemesini de çok güzel anlattı hocam ama çok hevesliyim şeyi duymaya, hakikaten Dut Yemiş şairi duymak için sabırsızlanıyorum. Elinize emeğinize sağlık. Bizi evinize kabul ettiniz. Bir de bizle söyleştiniz. Harika işler yapmışsınız. Biz de onlara sahip çıkmaya çalışacağız efendim. Çok teşekkürler. İnşallah size daha fazla hizmet edebilirim. Daha başka ilginizi çeken çalışmalarda yapmak arzumdur. Estağfurullah. Biz hizmetinizdeyiz inşallah. Tekrar konuşuruz. İnşallah müziklerinizle uçarız hocam. Evet. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Güzel günler. Teşekkür ederim geldiğiniz için ve bütün bu röportaj için. Çok teşekkür ederim. Hepinize dostlukla, sevgiyle selamlarımı gönderiyorum.